Avcı'ya gelirken başına şöyle bir olay geldi. Bundan çok büyük ders çıkaracaktır. Bindiği otomobil saatte 15 kilometre yol alabilen eski bir Alman Mercedes'i. İşte bozuk bir araba doğal olarak da. Lastikleri şöyle, bilmem, eski bir araba. Gene arıza yaptı. İndiler. Arıza giderilmeye çalışırken de kendisi hava almak için yaveriyle beraber arabadan indi. Çit sürmekte olan bir çiftçiyi gördü uzaklarda. Selamün aleyküm diye seslendi. 80 yaşlarında dinç bir çiftçi, bıraktı çiftini. Ona doğru geldi. Tabii Mustafa Kemal üniformasıyla. Paşa kıyafet. Paşa olduğunu anladı. Kim olduğunu tanımıyor. Mustafa Kemal Paşa şakalaşmak istedi. O dedi, dayı sen ne güzel böyle burada çiftini sürüyorsun. Düşman Samsun'a gelmiş. Sen hala rahatındasın. Adam şöyle kafasını bir kaldırdı Mustafa Kemal'e. Buraya bak dedi, kıyafetinden paşa olduğunu anlıyorum. Kılına kıyafetine bakırsa paşa olduğun belli. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Benim evimde 3 tane gelin var. Biz benim dışımda 3 kardeştik. Birini Çanakkale'de kaybettim. Biri Filistin'de. Üçüncünün nerede şehit olduğunun haberini bile alamadık. Şimdi o 3 gelin, aha benim sürdüğüm şu çift var ya, onun çubuğuna bakar, ucuna bakar. Ben burada bir şey ekersem, onu biçersem, o un olur, ekmek olur, eve gider. O yetimler de onu yer. Düşman değil ya dedi Samsun. Aha bu çiftliğin, aha bu çitinin ucuna girene kadar benden sana hayır yok paşa. Biz dedi ailecek, vereceğimizi verdik. Döndü yavere. Bir kere onun gönlünü aldı da. Bu bir şakaydı da. O ihtiyarın da gönlünü aldı da. Döndü yaverine Muzaffer Kılıca. Ve Muzaffer dedi, bugün dersimizi aldık. Anadolu'nun gerçek durumu işte buydu. Bakın bu olayı yaşarken daha dün İzmir'de işgal edilmiş. Zaten İstanbul günlerden beri işgal altında, aylardan beri. Her türlü umut tükenmiş, bitmiş. Sizin bir şakanızı dahi kimse kaldıramaz vaziyette. Bugün de dersimizi aldık derken henüz havzaya girmemişti bile. Havzalıları ayağa kaldırmaya çalışırken güya orada bir ölçüm yapmıştı. Çok deneyimli bir ihtiyar ağzının payını vermişti. Hocam buradan tablonun da ne kadar hani o zor bir zaman beklediği, mutsuz ve karanlık olduğunu görüyoruz.